Herkes dinledikleri, onların da görüşlerini aldıklarını söylediler ama bakıldığında aslında aylardan beri bağıran Türk İş, Hak İş, DİSK'in sözlerini hiç duyurmadığı gözüküyor ama zenginlerin sözleri duyulmuş. Yine bu kanun teklifi daha gelmeden vergiyle ilgili Mehmet Şimşek basında, çeşitli kamuoyunda konuştu ve vergi paketi aslında bilerek sızdırılarak bir tartışma ortamı yaratıldı. Tartışmaya göre ve tepkilere göre de bir düzenleme yapıldı. Yani burada tepki gösterenlerin sesi gür çıkanların, daha doğrusu kulisi yüksek, arka sağlam olanların sesinin duyulduğunu görüyoruz ama işçinin, memurun, emeklinin sesini duyulmadığını görüyoruz. Bakın, kripto para piyasasında vergilendirme yapacağız denildi. Yok. Borsadan elde edilen kazanca vergi getireceğiz denildi. Yok. Borsa işlem vergisi yok. Gayrimenkulden alınan ve çokça ifade ettiğiniz birden fazla konut olan ve iş yeri olanlardan vergi alınacak dediniz. Yok. Rayiç değer değil, emsal değer üzerinden vergi alınacak. Yok. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız dediniz. Tam tersi yapılmış oldu. Kayıt dışılıkla mücadele Türkiye'nin hala en büyük problemlerinden birisi. Yani vergide adaletin sağlanmadığı bir düzenlemeyi hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki ve dünyadaki en büyük problem herhalde gelir dağılımındaki adaletsizlik. Şimdi hem DİSK, Hak İş'in ve Türk İş'in hazırlamış olduğu rapordan, hem de DİSK'in hazırlamış olduğu rapordan da faydalanarak birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelir dağılımı maalesef Türkiye'de bozuk, dünyada da bozuk. Bakın, Türkiye'de en yüksek gelir grubuna sahip %10'un servetten aldığı pay %70. En yüksek gelir grubuna sahip %5'in servetten aldığı pay %59,2. En yüksek %1 zenginin servetten aldığı pay %39,2. Daha açısını söylüyorum. En yoksul %20'nin servetten aldığı pay eksi durumda, yani borçlu durumda. Dünyada OECD rakamlarına göre, bakın değerli arkadaşlar, dünyada OECD rakamlarına göre Meksika, Şili ve Costa Rica'dan sonra ülkemiz 4. sırada gelir dağılımındaki bozukluk ve adaletsizlikte. Çok önemli bir rakam. Yani dünyadaki ligimiz Meksika, Şili, Costa Rica ve Türkiye, 4. sıradayız. Adil bir vergi sisteminin olması, bir an önce ifade ettiğim gibi, tüm toplum kesimlerin, özellikle örgütlü kesimlerin isteği, ama bu maalesef burada duyulmuş durumda değil. Gayri milli saf hazırladan ücretlerin, yani çalışanların aldığı oranlara bakıldığında da maalesef dünyadan kötü olduğumuzu görüyoruz. OECD de ortalama %55, Avrupa Birliği ülkelerinde %65, ülkemizde ise çalışanlar %30 milli gelirden pay alıyor ama verginin tam çoğunu çalışanlar ve maaşlar, ücretler ödemeye devam ediyor. Asgari ücret olağan ücret olmuş durumda, hep söylüyoruz. Maalesef asgari ücretlilerin çalışanlara oranı Avrupa ülkelerinde %1, %3, Avrupa Birliği ortalaması %10, bizim ortalamamız ise %60'a yakın durumda asgari ücret olağan ücret olmuş durumda. Burada da sendikaların sözleri duyulmuyor. Bu vergi dilimleriyle ilgili söyledikleri duyulmuyor. Bunlarla ilgili bir düzenleme yok. Maalesef bunun sebeplerinden birisi de sendikalaşma, örgütlenme. Türkiye'de çalışanların %11'i örgütlü durumda ve bunların sadece %9'u, tüm çalışanların %9'u toplu sözleşmeden faydalanıyor. Avrupa Birliği'nde oran çok daha farklı. %80 toplu sözleşmeden faydalanıyor. Tabii ki kayıt dışılıkla mücadele etmenin en önemli yönü ise, size söyleyeyim, sendikalaşmayı, örgütlenmeyi artırmak olduğunu söylemek istiyorum. Mevcut vergi sisteminde özellikle gelir vergisi yükünün ücretler ve ticari kazançlara aktarıldığı, servet ve mali servetler üzerinden vergi yükünün ise minimum düzeyde tutulduğunu görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Biraz önce söyledim. Yani sizin taahhütleriniz var. Maalesef bu teklifte emekliye 2500 lira zam yapacağız gibi bir komiklik var. Onu daha geniş konuşacağım. Bağkurlara, esnafa prim gün 9000'den 7200'e indirecek dediğiniz yok. Stajyer ve çıraklığı saymayanların mağduriyeti giderecek dediğiniz yok. Taşerondan kadroya geçemeyenlere kadro hakkı yok. Tüm memurlara 3600 ek gösterge yok. Burada Maliye Bakanlığı yetkilileri de burada, Sayın Bakan Yardımcıları da burada. Depremden hemen sonra Malatya'da ve deprem yaşanan illerde denildi ki eşya yardımı yapacağız, eşyalarınızı almayın. Günlerce insanlar sabahın
erken saatlerinde karanlıkta kuyruğa girdiler. Eşya yardımıyla ilgili beyanatta bulundular. Listeler yapıldı. Tek bir kişiye eşya yardımı yapılabilmiş değil. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Bu önemli bir konu maalesef. Depremi de insanlar eşyalarını almadılar. Sizlere güvendi ama 1 TL'lik eşya yardımı yapılabilmiş değil. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yıl bütçeye göre dahilde alınacak KDV miktarı 1 trilyon 670 milyar. Bunun 844 milyar KDV iadesi olarak geri ödenecek. Daha yakın zamanlarda hatırlayın, demir yumruk operasyonunda 100 milyarlık tutarda 25 milyarlık usulsüzlük tespit edildi. Yani %25 vergi usulsüzlüğü yakalandığını söylüyorsunuz. Ne 800 milyar KDV alacağından %25'i 200 milyar eder. Sadece ki buradaki usulsüzlükler ve vergi kaçaklar tespit etseniz yeterdi. Bu kanunla toplayacağınız para da zaten 200 milyar civarında gözüküyor. Şimdi birçok arkadaşımız ifade etti. Değerli arkadaşlar, doğrudan ve dolaylı vergiler var. Bakın, Türkiye'deki dolaylı vergi oranı %67 civarında söyleniyor. Doğumdan ölüme, iğneden ipliğe, zenginden fakire aynı vergi alınıyor. Olacak iş değil. En zengin, yani gelirin %39'unu, servetin %39'una hakim olan %1'lik kesimin ödediği vergiyle en yoksul, yani gelirden hiç pay alamayan, hatta borçlu olan %20'nin ödediği vergi maalesef aynı. Yani doğumdan ölüme kadar zenginle fakir aynı vergi ödüyor. Bu dolaylı verginin de ortalaması maalesef Türkiye ortalaması çok yüksek olduğunu ifade etmek istiyoruz. Dolaylı vergi düşürülmediği sürece de vergide adaleti sağlanamayacağını söylemek istiyorum. Birçok değişiklik var. Yine yurt dışı harcının artırılması. Biliyorsunuz 3000 TL ile yola çıktınız. Sonra 1500'deniz. En son 500'e geldi. O 500'de 3 kat artırma etkisi var. 1500 yapılabilecek. Bunu da daha önce 70 liradan 15 liraya düşürürken büyük bir şaşa yapmıştınız. Seyahat özgürlüğü demiştiniz. Şimdi bu seyahat özgürlüğüne engelleme mi getiriyoruz? Hatırlıyoruz değil mi? 100 dolar mıydı? 15 liraya düşürdünüz. Şimdi tekrar bunu kim yaptı peki? Bunu hakikaten Allah aşkına bunu kim yaptı? Yani Türkiye Cumhuriyeti bu iyi yapıldı da şimdi bunu niye yükseldi? Bunu kim yaptı? Yani bu duruma niye geldik biz? Niye geldik? Ben size söyleyeyim. Kötü ekonomi yönetiminden geldik. Bakın, kötü ekonomi yönetiminden geldik. 2020'nin yanlış hatırlamıyorsam 21 Aralık gecesi burada bir açıklama yapıldı. Burada alkışlanıldı. Malatya davul zurna çalındı. Dolar düştü 18'den 11'e. O kur korumalı mevduat sistemi gibi ve Merkez Bankası'ndan yok edilen 128 milyar gibi rakamların Türkiye'yi bu duruma düşürdüğünü ve tekrar Türkiye'nin yurt dışına çıkan haşradan medet umduğu noktaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Esnafa yönelik günlük hasat tespiti getiren maddeye baktığımızda ticari ve mesleki kazançlarda vergi beyanı ile ilgili günlük hasılat tespiti ve gelir vergisi matrağının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmakta. Şimdi bu maddeye vergi çıkacaklarını önleme ile ilgili olumlu bakabilirdik. Fakat burada başka bir arka plan var ki, çünkü zaten denetim elemanlarının hali hazırda yapabildiği bir şey bu. Bunun neden tekrar kanunla düzenlemeye çalışıyorsunuz anlayabilmiş değiliz. Devlet esnafına, iş yeri sahibine güvenmeyip dedektife soyunuyor. Yasal kontrolleri zaten yapıyorsunuz. Bunun için tekrar bir kanun çıkarmaya gerek olmadığını söylemek istiyorum. Sen dedek gibi esnafın peşine düşeceğine, vergi kaçan fenomenin peşine düş. Bakın değerli arkadaşlar, Instagram olmasa haberimiz olmayacak. Instagram olmasa vergi kaçakçılarından, kara paradan haberimiz olmayacak. Allah şu sosyal medyayı icat edenlerden razı olsun. Hakikaten bak, MASAK'ın haber olmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın haber olmuyor. Ne bileyim, Maliye Bakanlığı haber olmuyor. Instagram'dan dolar takınca ya da araba paylaşınca ya da kocaman çiçekler yapınca haberiniz oluyor. Bu da bakın, bu insan tipi de sizin yaratmış olduğunuz insan tipi. Yarın 20 yıl sonra yazılırsa tarih, örneğin Dilan Polat, Engin Polat, Çiftlik Bankı sahibi Tosuncuk ya da Torex'in sahibi AKP'nin yaratmış olduğu insan tipi olarak yazılacak tarihe. Ya da başkanım, maddelerde konuşmayacağız, için biraz müsaade ederseniz memnun olurum. Ya da o koko çeken tipler, yani
tarihte AKP'nin yaratmış olduğu rol model olarak yerini alacak. Kolay zenginleşme maalesef bu dönemde kolay zenginleşme, hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma maalesef bir rol model olmuş durumda. Şimdi bu esnaf meselesi önemli değerli arkadaşlar. Bakın TESK'in her ay esnaf verileri yayınlıyor biliyorsunuz. Bir de TESK var. Bu da TESK temsilcisi de söyleyeyim de hemşerim haber götürdüm. Ben de falan dökene. Bu kadar korkak, bu kadar hükümetten korkak bir esnaf teşkilatı görülmüş değil. Maalesef esnafın yaşamış olduğunda duyulmuyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Bakın TESK bu sene 6 ayda kapanan esnaf sayısı 54.637. 2020'nin başından beri son 5 yılda kapanan esnaf sayısı 520.640. 520.000 son 4,5 yılca kapanan esnaf sayısı değerli arkadaşlar. Bir de kapanan şirketler var. Kapanan var burada. Açılan da sen söyle. Açılan da sen söyle. Bakın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kapanan şirketleri yayınlıyor. 2024 yılında 6 ayda 1335 anonim, 24 kolektif, 8558 limited, 316 kooperatif olmak üzere 10.220 şirket kaparmış durumda. Geçen sene 26.252 şirket kaparmış. Bunların durum içinde anonim şirketler var. Bu ekonomik ortamda şirketler dahi dayanamıyor. Kaldı ki esnaf nasıl dayansın? Çoğu esnaf günlük kazancı 300-500 lirayla iş yerinin masrafını, nafakasını çıkarmaya çalışıyor. Burada yine bir parantez açayım. Malatya'daki deprem bölgesindeki ve Hatay, Adıyaman, Maraş'taki deprem bölgesinde yaşayan esnafların da maalesef vergileri silinmedi. SSK prim borçları ertelenmedi. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu emekli meselesi önemli. Emekli dernekleri de burada. Onlar da çok çaba harcıyorlar. Açıklamalarda bulunuyor ama onlar da sesini duyan yok. Niye? Çünkü emekli yoksul. Emeklinin sesini duymuyoruz. Kimin sesini duyuyorsunuz? Başkanım ben maddede çok konuşmayacağım. Size zahmet. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar 2500 lira emekliye verdiniz. Zam verdiniz. 2500 lira. Yıllık TÜİK enflasyonu %71.6. ENAG'a göre %113. Yani Allah aşkına bu 2500'ün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çaya bir yılda %113 zam geldi. Ete 126. 2023 başında 220 liraydı. Şimdi 500 lira. Benzine %100. Konut fiyatlarına %119. Kiralar %136 arttı. Benzin 20 liraydı. 40 liraya geçti. 2023 başında dolar 18 liraydı. 33 lira oldu. Çeyrek altın 1800 liraydı. 3600 lira oldu. Bakın değerli arkadaşlar Malatya'da ilimden örnek vereyim. En düşük kira 15 bin lira. Kerpiç evler en düşük 15 bin lira. Ankara'da ortalama 20 bin liranın üzerinde. İstanbul'da 30 bin lira. Allah aşkına bir ev kiralamak için bir emek maaşı yetmiyor. Ayrıca bir başka örnek vereyim. Cumhurbaşkanı ilk 6 ayda ayda 1 milyon 748 bin lira. Günde 33 milyon 391 bin lira. Saatte 1 milyon 391 bin lira. Dakikada 23 bin 188 lira harcadı. Dakikada iki emeklinin maaşını harcıyor saray. 16 milyon dul yetim hakkını yiyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi 12.500 liranın 10.000'den daha büyük. Maalesef matematik kurallarını değiştirdiniz. 12.500 mi büyük? 10.000 mi büyük? Vallahi 10.000 büyük. Bakın alım gücüne göre 10.000 büyük değerli arkadaşlar. Bakın rakamlar vereceğim. Ayçek yağı karşılaştıracağım. Toz şekeri karşılaştıracağım. Alım gücü düşmüş durumda. 10.000 lira emekli maaşıyla 182 kilo ayçek yağı alırken 12.500 lirayla 162 kilo alabiliyorsunuz. Toz şeker 10.000 lirayla 315 kilo alıyorsunuz. 12.500 lira 294 kilo alıyorsunuz. Dana etinde 24 kilo alırken şimdi 21 kilo alınabiliyor. Başkanım hoş geldiniz. Yani kuzu eti 22 kilo geri alırken 10.000 lirayla 12.500'de 18 lira alıyorsunuz. 3.448 yumurta alırken 10.000 lirayla 12.500'de 3.109 alıyorsunuz. Hangi rakam büyük? 10.000 büyük. Matematik kurallarını değiştirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar yaratmış olduğunuz bir ucube sistem daha var. Kök aylık ve en düşük emekli aylığı. Siz gelmeden böyle bir ayrım yoktu. Maalesef bir taktikle millete bunu da yutturmuş durumda. 50 lira vallahi bravo ya. 57'nin alım gücüne bak şimdiki alım gücüne bak. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Sayın Mehmet Muş 2011'de milletvekili oldu. Mehmet Muş'un 2011'de 12.500 lira aldığı çeyrek altınla bugün ne kadar emek maaş bilmiyorum ama aldığı bir rakama karşılaştırın ülkenin ekonomisinin ne duruma geldiğini göreceksiniz.
Şimdi değerli arkadaşlar, 5000 günde emekli olan biriyle 7000 günde Türk parası değer kaybetmez, altın değer kazandı. Vallahi bu da AK Parti'ye yakışan bir laf. Şimdi 5000 günde emekli olan biri 7000 günde emekli olan aynı maaş alıyor. Emekleri en dipte birleştirdiniz. Size bununla ilgili çok çarpıcı bir rakam vermek istiyorum. 7000 lira kök aylı olan birin zamlı maaş 6 aylık TÜİK enflasyonu %25 uygulansa 8.701 lira oluyor. En düşük emekli maaşının altında kaldığı için otomatik 12.500 oluyor. 10.000 lira kök maaşı alan bir emeklinin zam uygulandığında 12.473 lira oluyor. 12.500 oluyor. Yani 10.000 lirayla emekli 10.000 lira kök maaşla 7.000 kök maaş aynı anlama geliyor. 11.000 lira kök maaş alan birinin de zamlı maaşı 13.720 TL oluyor. Yani kök maaşı 11.000 olan eksi 7.000 liradan 4.000 lira fazla iken zamdan sonra fark 1.200 TL'ye iniyor. Bakın burada bir tablo var arkadaşlar. Kök maaşı 7.000 olan zamlı maaşı 8.731. Başkanım 8.731. Kök maaşı 10.000 liranın maaşı 12.473. Kök maaşı 11.000 liranın maaşı 13.720 lira. Bu da yaratmış olduğunuz büyük adaletsizlik olarak tarihe geçer. Bakın değerli arkadaşlar, 2002'de alım gücü korunsaydı emekli maaşı ne kadar olacaktı biliyor musunuz Nilgün Hanım? Emekli maaşı ne kadar olacaktı? 38.715 TL. Emekli maaşı eğer korunmuş olsaydı 38.715 TL emekli maaş alınacaktı. Oranlara bakarsan anlarsın. Şimdi değerli arkadaşlar, o da 2008'de, orada sendikalara ve emekli derneklerine de bir laf atalım. Eğer 2008'de aylık bağlama oranları bu kadar düşürülmeseydi, siz de biraz mücadele etseydiniz, biraz CHP dışında örgütlerinde ses çıksaydı, aylık bağlama oranları bu kadar adaletsiz olmazdı. Emekli maaşının hesabında eskiden gayri safi yıllık hasıl artışının payı %100 olarak hesaplanıyordu. Sayenizde şu anda %30'a düşürüldü. Aylık bağlama oranları 2002'de %70'lerdeydi, şimdi %28'e düştü. Burada sizler de emekli tanıdığınız vardır mutlaka. Sokakta rastlıyorsunuzdur. Bizde çok da, sizde var mı bilmiyorum. Bakın eskiden bir işçi emekli olduğunda evini alırdı, arabasını alırdı ve çocuğunun ceviz parasını saklardı. Bir işin, bir emeklinin, bırakın ev almasını, bir evin tuvaletini alamıyor şu anda. Ekmek almakta zorlanıyor. Evet, aynen, ekmek almakta zorlanıyor. Değerli arkadaşlar, bunun mutlaka düzenlenmesi lazım. Eğer çok süremi aşmadıysam biraz daha devam edeceğim Sayın Başkan, müsaadenizle. Türkiye emeklisine ödediği maaş Avrupa'da en son sırada yer alıyor. Almanya'da ortalama emekli maaşı 1400 euro, Hollanda'da 1430 euro, İtalya'da 1359 euro, Türkiye emeklisine yeni zamla 345 euro veriyor. Yani bizi kıskanan emeklisi bizden 5 kat daha fazla emeklisine maaş veriyor. Değerli arkadaşlar,